Bilinç Nietzsche'ye göre kişisel bir şey değil, sürüsel bir şey. Nietzsche'ye göre sosyal davranan sürü, sürekli bir performans alanındadır. Neyi perform etmektedir? Sürünün ideal olarak kurguladığı yaşamı perform etmektedir. Bu yüzden sürü insanı topluluk içinde başka davranır, yalnızken başka davranır. Böylece kendi olmaktan çıkar Nietzsche'ye göre. Ve sürü insanı bir icat edilmiş simülasyonun prototip insanı olarak kendini performe eden bir kopyacıya dönüşür. O bir hiç kimsedir artık. Hakikatler Nietzsche'ye göre birer yorumdur. Hakikatlerin türediği yorumlarsa Nietzsche'ye göre kişisel ihtiyaçlardan doğar. Kendi ürettikleri ideal olanı hakikat diye pazarladılar. Bu üretilmiş, icat edilmiş hakikatin dışında olan her şeye yalan dedi. Bu bölümde Nietzsche ve yalan üzerine konuşacağız. Daha doğrusu Nietzsche'nin yalan üzerine söyledikleri üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda 4 haftalık Böyle Buyurdu Zerdüşt üzerine bir Nietzsche atölyesi de yapmıştık Pildişi Atölye'de. Çok zevkli geçmişti. Katılımcılara haksızlık olmaması adına o atölyede konuştuğum neredeyse hiçbir şeyi burada söylememeye çalışacağım. Onun için konuyu da zaten bilerek farklı seçtim. Yalan konusunu seçmemin nedeni ise geçtiğimiz yıllarda çok uzak olmayan bir dönemde Nietzsche'nin erken dönem makalelerinden birinin çevrilmesinin beni motive etmesi. Makale iki farklı yayın evi tarafından basıldı. İlki Boğaziçi Üniversitesi yayın evi tarafından basılmıştı. Nietzsche ve Dil başlıklı bir kitabın içindeydi makale. Ve bu kitapta başka makaleler de var. Fakat hep yalan makalesi üzerine göndermeler yapan makaleler. Daha sonra Akademim yayınlarından tekrar yayınlandı bu makale. Fakat bu sefer diğer makaleler içinde yok. Yani kitabı da aslında göstereyim. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi'ndeki de yayın olan buydu. Aslında kısa bir makale ve 28 yaşında yazdığı bir makale. Fakat bize retrospektif olarak baktığımızda Nietzsche'ye sonraki eserler için ilginç ışıklar tutabiliyor. İşin bir garip yanı da şu, bu makale Nietzsche'nin basılmayan eserleri dediğimiz Nahlas arasında kalmış bir makale. Yani Nietzsche bunu ömrü süresinde yayınlamıyor. Fakat yine de yayınlamadığı bu makaleye zaman zaman referans verdiğini de görüyoruz. Konuşmaya yalanla başlayalım. Yalanın tanımı aslında aklımızda net. Nedir bu? Hakikat olanın karşıtı. Hakikat olmayan. Bu düşünsel olarak zihnimizden de geçirilebilir. Bir kurmaca olarak kağıda da yazılabilir. Dilsel olarak ifade de edilebilir. Hakikatin karşıtı olan şey olarak yalan. Peki Nietzsche'de de böyle mi acaba? Şimdi hemen burada bizi şu sınama karşılıyor. Yalanın tanımı hakikat olanın karşıtıysa hakikat nedir? Madem yalan bir karşıtlık, o halde yalan bir reaktivite. Aktif olan, hakikat olan, hakiki olan nedir? İşte işler burada zaten Nietzsche'de farklılaşmaya başlıyor. Nietzsche kendisini Sokrates'le başlayan 2500 yıllık felsefe geleneğinin tam karşıtı bir filozof olarak konumluyor. Ve bu 2500 yıllık felsefe geleneğini çeşitli nitelemelerle dışlarken bunların merkezine hakikat arzusunu koyuyor. Nietzsche'ye göre felsefeciler Sokrates'le birlikte bir kırılma yaşayarak felsefeyi hakikat arayışı olarak konumladılar. Nietzsche'nin hakikatle kurduğu ilişki ise Nietzsche'nin diliyle söylersek Sokrates'le beraber başlayan ve 2500 yıla uzanan günümüze kadar gelen bu felsefe geleneğinin düşündüğü hakikatin dışında bir yerde duruyor olması. Ve Nietzsche 2500 yıllık bu felsefe geleneğinin hakikatini hakikat olarak tanımadığını açıklıyor. Ve bu hakikate dekadan değerler diyor. Yozlaşmış ve çürümüş değerler. Ve bu hakikati olası hakikatlerin olabilecek en kötü versiyonlarından birisi olarak görüyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Bunu biliyorsunuz, şundan söylüyoruz. Yalanı anlamak için hakikati anlamamız gerekiyordu. Çünkü yalan onun karşısındaydı. O yüzden Nietzsche'deki yalanı anlamak için Nietzsche'nin hakikat kavrayışını anlamaya çalışıyoruz şu an.
Peki Nietzsche'nin bu 2500 yıllık gelenekte karşı çıktığı şey ne hakikate ilişkin? Çünkü kafamızı karıştıran bir mesele daha var, o da şu. 2500 yıllık bir gelenekten söz eden Nietzsche'nin bu sözünü ettiği böyle bir ana akım gelenek var mı? Biz daha çok şöyle gibi düşünüyoruz sanki. 2500 yıl içinde birbiriyle anlaşamayan, birbirine karşı çıkan, birbirinin antitezini ileri süren çok fazla akımlar var. Burası karma karışık bir akımlar havuzu ve neredeyse hiçbir filozof da birbiriyle anlaşamıyor. O zaman Nietzsche burayı nasıl oluyor da bir blok şeklinde görüyor. Hatta bu bloğa sonradan bilimi de ekliyor Nietzsche. Bilimin hakikat arayışını da olumsuzlayacak Nietzsche. Ve onları da bu 2500 yıllık geleneğe dair, onlara eklemlenmiş bir şey olarak görecek. Nietzsche'nin bu 2500 yıllık geleneği tek bir kategoriye indirmekte kullandığı şey hayatın olumsuzlanması. Nietzsche'ye göre Sokrates'le beraber hayatın olumsuzlanması dediği bir süreç başlıyor ve bu süreç günümüze kadar değişmiyor. Nietzsche'ye göre ilk defa felsefe tarihinde bu süreci Nietzsche kıracak. İlk defa karşı çıkışı Nietzsche gerçekleştirecek. Peki hayatı olumsuzlamak ne demek? Nietzsche burada ne kastediyor? Nietzsche'ye göre dünyadaki insan türü temel olarak iki insan türü olarak birbirinden ayrılabilir. Çok fazla ayrım var Nietzsche'nin kafasında. Hatta kategorizasyona aslında karşıt birisi. Fakat kategorizenin dili olmaksızın kendini ifade edemeyeceği için mecburen kendi dışındaki dili de kullanmak zorunda kalıyor. Biz de Nietzsche'den bahsederken zorunlu olarak yine bu ortak dile başvurmak zorunda kaldığımızdan bir türbülans oluyor ama konuşmanın belli bir yerinden sonra buraların netleşeceğini düşünüyorum. En azından muğlaklığının azalacağını düşünüyorum. Nietzsche'nin burada yaşamı olumsuzlama olarak gördüğü şey, onun iki tür insanın, birbirinden farklı olan iki tür insanın dünyayı alımlama ve anlama biçimlerinin farklı olduğunu iddia etmesi. Nietzsche'ye göre bu insanlardan bir tanesi dünyayı olduğu haliyle kabul etmekte bir sorun görmüyor. Dünyanın mevcut halini büyük bir evetle olumluyor. Diğer insan tipi ise dünyanın bu haliyle başa çıkamıyor ve başa çıkamadığı bu dünyaya karşı ezilmiş, yenilmiş, mağdur olmuş hissediyor kendisini. Ve bu yüzden bu dünyanın gerçek bir dünya olamayacağını düşünüyor. Ve böylece bu dünya yerine kendi zihninde bir ideal dünya veya dini inancı varsa bir öte dünya tasavvuru yapmaya başlıyor. Ve böylece diyor ki benim alt olduğum, alt edildiğim bu dünya yerine benim kusursuz bir şekilde uyum sağlayabileceğim bir dünya vardır. Bu dünya ben rasyonalistsem bir idealar dünyasıdır, fikirler dünyası, kusursuz fikirler dünyası. İnançlıysam, rasyonel değil de daha çok inancım ağır basıyorsa, bu dünya bittikten sonra ilahi olan asli dünyanın, sonsuza kadar sürecek olan öte dünyanın varlığıyla uyumluyum ben. Ve şu anki dünyayla uyumsuzum. Böylece iki tipoloji ortaya çıktı. Dünyayı olumlayanlar, dünyayı olumsuzlayanlar. Nietzsche dünyayı olumlayanlara güçlüler sıfatını yakıştırıyor. Ve dünyayı olumlayamayanlar için acizler sıfatını kullanıyor zaman zaman. Zaman zaman da sürü kelimesini kullanacak. Çünkü Nietzsche'ye göre dünyayı olumlayabilen kişilerin sayısı her zaman çok az oluyor. Dünyayı olumsuzlayanların sayısı her zaman çok oluyor. Fakat bunun bazı nedenleri de var Nietzsche'ye göre. Konuşmanın içinde buraya da gireceğimizi düşünüyorum. Şimdi iki tür insan olduğunu kabaca ve bir tanesinin güçlüler, bir tanesinin acizler olduğunu düşünen Nietzsche, bu iki insan türünün farklı şekillerde hayatı yorumladığını ve bu yorumlara göre hayatın hakikatinin ne olduğunun değiştiğini ileri sürüyor. Yani Nietzsche'ye göre güçlü olan insanlar için hakikat başkadır, aciz olan insanlar için hakikat başkadır. Fakat Nietzsche diyor ki 2500 yıllık felsefe geleneği bu dikotomiyi yok sayıyor ve sadece sürü hakikatinin gerçek olduğunu düşünüyor diyor. Sürü hakikatine göre bu dünya asli dünya değildir. Asli dünya ya idealarda ya da öte dünyada olmak üzere merkez olarak orasıdır ve oraya kerteriz alarak bu dünyada davranmak gerekir. Nietzsche buna görünür dünyayla öte dünya adlarını veriyor.
İki tane ayrı dünya çıkmış oldu böylece. Güçlülerin dünyası, görünür dünya, onunla içinde yaşadığımız kanımızla, canımızla, duyularımızla, duygularımızla, bedenimizle beraber yaşadığımız, her etkisini hissettiğimiz bu dünyaya görünür dünya diyor, güçlülerin hakikatiydi. Ona göre acizlerin, sürünün inandığı dünya ise hali hazırdaki bu görünür dünya değil, bu görünür dünyayı küçümseyen ve buna karşılık rasyonalistse fikirlerin dünyasına giden, fikirlerin gerçek olduğunu düşünen, inançlıysa da dini olarak ileri sürülen vecibelerin gerçek olduğuna inanan ve bunu öte dünyanın referans noktaları olarak düşünen insan. Şimdi bakın, böyle bir durumda Nietzsche'nin söylemiyle sürü aslında görünür dünyanın üstesinden gelebilecek güce sahip olmadığı için görünür dünyada bocalayan bu sürünün yanlış olan ben kişisi değilim, yanlış olan bu dünyadır demesiyle ortaya çıkıyor. Ve sürü şöyle bir ifadede bulunuyor Nietzsche'ye göre. Ben aslında hayatı anlayamıyorum. Ben dünyanın ne olup bittiğini bilmiyorum ve bilemiyorum. Başkalarının zihninden ne geçiyor çözümleyemiyorum ve bu dünyada bir türlü başarılı olamıyorum. Bütün bu negatiflikleri kendi üstünde hisseden kişi ömrünün sonuna kadar kendi kendisiyle beraber kalmak zorunda olan bir varlık olduğundan ve bu şekilde bir yenik kişi olarak hayatını sürdüremeyeceğinden bir savunma mekanizması olarak güçsüz olanın kendisi değil de içinde yaşadığı dünyanın olduğunu iddia etmeye başlıyor. Böylece kendi kendisini olumsuzlayamayacak olan insan içine bırakıldığı dünyayı olumsuzlamaya başlıyor. Ve bu olumsuzladığı dünyaya karşıt kimsenin görmediği, duyumsamadığı, hissetmediği, bedenen içinde bulunmadığı, ona dair hiçbir izin, hiçbir yerde görülmediği bir uydurma dünya inşa etmeye başlıyor. Nietzsche burada hayretler içinde kalıyor aslında. Diyor ki nasıl olur da her şeyle gördüğümüz bir yeri bırakıp da böylesine bir uydurmaya inanmaya başlayabildik? Çünkü icat edilmesi ve uydurulması için motivasyonları görüyor Nietzsche. Ama nasıl olur da bu kadar genelleşir diyor. Tabii bunu ironik bir şekilde söylüyor. Hakikaten de insanlar Sokrates'le beraber İdealar dünyasını oluşturup bu dünyada olup bitenlerin geçici olduğu için, değişken olduğu için, duyularımıza her an farklı şekilde yansıdığı için, ruh halimiz nasılsa dünyayı öyle alımladığımız için bu dünyayı genel geçer olmayan, sabit olmayan, sürekli değişmek zorunda kalan bir yer olarak görüyorlar ve diyorlar ki o zaman biz buna nasıl ayak uyduralım ki? Bu dünyaya dair hiçbir şey bilinemez. Neden bilinemez? Çünkü dünya sürekli değişiyor. Ben bugün buraya rüzgarlı diyorum, 2,5 dakika sonra rüzgar kesiliyor. Burası artık rüzgarsızdır. Ben bugün herhangi bir fiziksel yaraya sahip değildim. 5 dakika sonra elimi kesiyorum ve fiziksel bir yaraya sahip oluyorum. Bir kahve koyuyorum fincana. 65 derecede fincanı ilk yudumumu alıyorum. Fincanı geri koyuyorum. Birkaç saniye bekliyorum, tekrar içiyorum. Kahve hem daha az ve içindeki kahve tam karışmadığı için su ve kahve oranı ilk aldığım yudumdan sonra geriye kalan da hem değişti hem de 65 derece biraz daha soğudu, belki 63 derece oldu. Kahveyi bile birkaç saniyelik arayla aynı tadı alarak yudumlayamıyorum. Her şey değişiyor. Her şeyin böylesine değiştiği bir yerde bilgi diye bir şey var olamaz diye düşünüyor sürü. O zaman bu dünya hakkında bilgi üretilemez. Görünür dünya hakkında bilgi üretilemez çünkü bu dünya sürekli değişmekte. Böylesi bir dünyada bilgi üretemiyorsam ben dünyayla zaten başa çıkamıyordum. Bedensel olarak, psikolojik olarak, bilinç dışı olarak başa çıkamıyordum. Bana bir sabitlik gerek diye düşünüyor. Bana bir çıpa gerek. Hiçbir şey bilinemiyorsa hiçbir şeyden yola çıkamıyorum. Her şeyin aynı anda bütünüyle değiştiği bir ortam düşün. Ağaçlar değişiyor, rüzgar değişiyor, ben değişiyorum, yollar değişiyor, teknoloji değişiyor. Her şey değişiyor. Aynı anda ama. Böylesi bir dünyayla başa çıkamayacağı için sürekli hareket halinde olan bu dünyayı durdurmaya çalışacak sürü insanı. Bu bir dursun ve ben o zaman genel geçer
şeyler bileyim, çok eskiden başlasın, sonsuza kadar sürecek olsun, hiç değişmesin. Böylece bir şeyler bilebilirim o zaman. Çünkü bilgi ancak değişmeyen bir şeye ait olabilir. Diğer türlü sürekli değiştiği için bilgisi bende yok. Çünkü nitelediğim şey değişti. Süre insanı sabitlemeyi dünyada bulamadığı için, görünür dünyada bulamadığı için şimdi ideal dünyaya, rasyonalistse, inançlıysa da öte dünyaya, uydurduğu yeni iki dünyaya gidecek Nietzsche'ye göre. Rasyonalistlerden başlayalım. O yüzden Sokrates'le başlatıyor. Sokrates kendinden önce insanın her şeyin ölçüsü olduğu bir sofist dünyasından hiçbir şeyin ölçüsünün insan olmadığı bir dünyaya geçiş yapıyor. Her şeyin ölçüsü artık idea. İdea ile neyi kastediyor? Mesela bir yapraktan mı söz edecek? Şöyle düşünüyor. Normalde bir yaprak fikri vardır. Ve dünyadaki bütün yapraklar ideal olan o yaprağın iz düşümüdür. İdeal olan yaprak tektir, değişmezdir ve genel geçerdir. O bir kavramdır, bir ideadır. Yeryüzündeki tikel görünümleri, iz düşümleri ise kusurludur. Bu yüzden her yaprak birbirinden farklıdır. Eğer kusursuz olsalardı, ideadaki o yaprağın aynısı olurlardı. Fakat bu dünya, görünür dünya kusurlu olduğu için, ama Nietzsche'yi hatırlayın, ona göre güçsüzler dünya ile başa çıkamadığı için kusurlu olan benim demek yerine kusurlu olan dünyadır demişlerdi. Görünür dünya kusurlu olduğu için buradaki yaprak ideal formundan, biçiminden ve niteliklerinden kayıplar yaşamıştır ve kusurlu hale gelmiştir. Ve bu yüzden de hiçbir yaprak birbirine benzemez çünkü hepsinin kusuru farklı yerden gelişmiştir. İnançlı kişiye göre ise bu dünya bir test alanıdır. Bu test alanından geçenler öte dünyada her şeyin kusursuz bir şekilde kendiyle uyuştuğu bir dünyaya transfer olacaklardır. Nietzsche'ye göre güçlü olanlarsa ne düşünür? Güçlü olan şöyle düşünür ona göre. Çok az sayıda olan bu tipoloji. Benim dünyayla hiçbir sorunum yok, görünür dünyayla. Her şey değişiyor. Değişsin. Harika bir şey bu. Böylece dünyanın üzerinde surf yaparım. Her şey değişirken ben her şeyin ölçütü olabilirim. Yeniden ve yeniden her şeyi değerlendirmek benim için tamamdır. Ben böyle bir dünyayı onaylıyorum ve ona evet diyorum. Ve ben bu dünyanın içinde kaybolmuyorum. Yenik hissetmiyorum. Müthiş bir deneyim yaşadığımı düşünüyorum. Ben bu dünyayla barışığım. Bunu amor fati sözcüğüyle karşılıyor Nietzsche. Kaderini sevme. Var olduğu şartları seviyor ve bu şartlarda bir değişim olması gerektiğini düşünmüyor. Bu yüzden bu dünyanın dışına çıkma zorunluluğu yok. Fakat bu dünyanın içindeyken, bu dünyadan memnun olduğundan ve bu dünyayı zihinle değil, bilinçle değil, ruh ve bilinç dışıyla deneyimlediği için bu tipolojideki insan dünyanın içinde veçt halinde yaşıyor. Esrime olarak. Bu dünyadan kopmuş dünya ve ben olarak gören biri olarak değil. Bu dünyaya ben de dahilim, bu dünya bensiz eksiktir. Ben diye bir şey yoktur. Nietzsche'de özne yok, konuşma oraya doğru giderse konuşuruz üzerine. Bir bütün olarak her şey. Nietzsche'ye göre bilinç bölmeye, parçalamaya ve o şekilde incelemeye yatkındır. Gerçek olansa Nietzsche'ye göre... Asli olan diyelim. Niye gerçeği söylemeyeceğimi daha sonra konuşma gelince söyleyeceğim. Nietzsche'ye göre asli olan ise her şeyle bir bütün olmaktır. Bir bütün halinde dünyayı onaylamak. Nietzsche'nin düşüncesi aynı Lacan'da ve Freud'da olduğu gibi çocuk nasıl annesinden kopup dünyaya gelip dünyanın belli bir aşamasında Lacan'ın söylediği anlamda ayna evresiyle beraber dünya ve ben diye İki parçalı bir hayata geçiş yapıyor. Bir özne geliştirmeye başlıyor ben diye. Bu doğru değil Nietzsche'ye göre. Nietzsche'ye göre tarihsel olarak da böyle bir şey oldu. Tarihsel olarak da bunun ayna evresinin gerçekleştiği an Sokrates'le beraber başlayan görünür dünyanın olumsuzlanması ve hakikatin görünür dünyadan alınıp bir ideal dünyaya sonra da semavi dinlerle bir öte dünyaya aktarılması. Böylece Nietzsche'ye göre hakikat dediğimiz şey bir uydurma haline geliyor. Ve 2500 yıllık gelenek
görünür dünyadan hiç yana tavır koymadığı için, yani bu yaşamı olumlamadığı için, aksine hep fikir dünyasını, kavram dünyasını veya inanç dünyasını olumladığı için, her şeyi bilinç ya da inanç çerçevesinde yürüttüğü için, ki felsefe geleneğini daha çok rasyonel geleneğe oturtalım şimdilik, her şeyi bilinç, rasyonel ve kavram üzerinden yürüttüğü için idealar dünyasında geziyor. Ve bu yüzden insana dair her şeyi de olumsuzlamış oluyor o dünyayla birlikte. Ve Nietzsche'ye göre bu sürünün hakikati. Dersflix'in kurucusu Hakan Hoca ile beraberiz bugün. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizden Dersflix'in ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. İlginç bir isim. Üniversiteye hazırlıkla ilgisi olduğunu biliyoruz sadece. Ama ayrıntıları şimdi sizden duyacağız. Tabii. Dersflix 400'e yakın öğrencisi olan, 77 öğretmeni olan bir üniversite hazırlık sistemidir. Online değildir. Fiziki kütüphaneleri olan, koçu olan ve özel ders üzerine inşa edilmiş bir sistemdir. Öğrencinin evde ders çalışamama gibi bir problemi var. Maalesef bu bir gerçek. Fazla derecede ekranlarla haşır neşir olduğu için gençler uzun süre oturup ders çalışamıyor evde. Peki Dersflix ne yapıyor? Bu öğrencilere diyor ki en etkili öğrenme yöntemlerinden bir tanesi neydi? Özel ders. Bu özel dersi evde almayalım. Dersflix kurumlarında alalım. Dersflix şubelerinde alalım. 19 tane şubesi olan, 77 öğretmeni olan, 400'e yakın öğrencisi olan Dersflix kütüphanelerine, özel ders ortamlarına gelen öğrenciler orada motive oluyor. Ders çalışmaya yönelik iştahları artıyor. Keyifli bir şekilde günde fazla değil, 8-10 saat ders çalışıyor. Peki Hakan Hocam, ben diyelim ki bir Dersflix öğrencisiyim. Evet. Sabahtan şubelerinizden birine geldim. Hangi şubenize geldim diyelim? Kadıköy diyelim. Kadıköy şubenize geldim. Şubeye girdiğimde ne görüyorum, beni ne karşılıyor? Sizi öncelikle eğitim koçunuz karşılıyor. Çünkü eğitim koçuyla öğrenci mutlaka haftalık bir plan yapıyor. Her öğrenci adeta ayrı bir sınıf gibi düşünüyorsunuz. Hmm. Ve öğrencinin kişisel kuvvetlerine göre veya zayıf noktalarına göre haftalık planlama oluşturuyor ve her hafta o koçluk programı devam ediyor. Koçumuz karşıladıktan sonra o günkü planlanan özel derslerin oluyor. Özel derslerin birinden diğerine geçerken kütüphanede de ders çalışabiliyor öğrencimiz. Peki Erkan Hocam, benim geldiğimde birden fazla öğretmenim var anladığım kadarıyla. Tabii her branştan. Her branştan birkaç tane öğretmenimiz oluyor. İstediğiniz, sevdiğiniz öğretmenle çalışabiliyor öğrencimiz. Öğretmenini seçebiliyor. Hı hı. Ve o program dahilinde o derslerini alıp sorularını çözüp evde çalışması gereken ödevleri Dersflix koçunun gözünün önünde bitirip öyle eve gidebiliyor. Hmm. Nedeni hızlı müdahale edilmesi mi? Evde çalışmaması. Öğrenciler, bizim Dersflix derece merkezindeki öğrencilerimiz ileri seviye hedefleri olduğu için çok fazla test çözmesi lazım. Bu testlerden biraz çözünce karnı doyuyor. Diyor ki tamam ben çalıştım yeter artık. Biraz oyun oynayayım, biraz ekrana bakayım, telefona bakayım derken konsantrasyonu dağılıyor. Hmm. Ama Dersflix kütüphanesinde çalışırsa, koçu da orada olduğu için, diğer ders çalışanlar da orada olduğu için motivasyonunu kaybetmemiş oluyor. O zaman biz uzun saatlerden söz ediyoruz. Mesela ben sabah en erken kaçta gelebiliyorum çalışmak için? Tabii üniversiteye hazırlanan bir öğrenci olduğumuzu düşünelim. 12. sınıf mezun veya 11. sınıf olabiliriz. Sabah 9'dan akşam 21'e kadar şubelerimiz açık oluyor. 12 saat. 12 saat açık oluyor. Bunun kaç saatini çalışacağımızı eğitim koçu planlıyor. Hmm. Kurumda öğrencinin kalacağı süre belirleniyor ve o süre içerisinde öğretmeniyle ders yapmadan önce kütüphanede çalışmasını istiyoruz öğrencinin. Test çözmesini. Sonra testleri bittikten sonra ders alıyoruz. Dersten sonra pekiştirme testlerini de yine şubemizde çözüyor. Ama dediğiniz gibi hangi fizik öğretmeniyle çalışacağı önceden belli. Ve hangi matematik öğretmeniyle, hangi kimya öğretmeniyle çalışacağı önceden belirlenmiş oluyor. Burada tabii öğrenciyi, öğretmeni de biz zimmetliyoruz. Hı hı. Nasıl yapıyoruz? Bir öğrenci, bir öğretmeni sevdi, ondan özel ders alıyorsa o öğrencinin gelişiminden o öğretmen sorumlu oluyor. Yani hep aynı öğretmenle ve belli bir süre, belli bir güce ulaşana kadar aynı öğretmenle devam ediyor öğrenci. Yeter ki konuları erken bitirelim. Bu çok kilit bir şey. Şundan soruyorum bunu. Beğendiğim bir söz var. Beylik bir söz aslında ama ben beğeniyorum bu sözü. Grubun hızı en yavaş olanın hızıdır. Gerçekten kalabalık bir ekip olduğunuzda
maalesef şartlar bize o ekibin en gerideki kişisi kimse bütün ekibi o seviyeyle kilitliyor. Bu yüzden özel dersle sınıf dersi alma arasında bir fark oluşuyor. Özelken kişi kendi eksikliklerini kapatan ve kendi hızlı öğrendiklerini hızlı geçebilen bir hıza sahip olurken, grup çalışmasında sınıftaki en son kişinin de anlamasını beklemek zorunda kalıyor. Derece yapmak isteyen öğrenciler için bu ciddi bir zaman kaybına yol açıyor tabii. Çünkü en yavaş olanın hızını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Derece yapmak isteyen öğrenci için negativite üretiyor. Bu teke tek meselesi derece yapmak isteyen öğrenci için hızlanmayı sağlıyor. Hızlanma sağlanınca da sizin sistemde benim çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi bu. Sizin iddianız özel ders sayesinde konuların çok hızlı bitirilebileceği, bu yüzden de normalde bir öğrenci sınava kadar toplamda anca 10 kez deneme yapma şansına sahip oluyor. Çünkü konuları bitirememiş oluyorlar. Evet. Sınıf en yavaş olan hızında olduğu için. Fakat özel derste çok erken bitince sizin çok iddialı bir söyleminiz var. 300 taneye kadar sınav denemesi yaptırıyorsunuz. Ve bir sınavdan bütün şartlar, zaman şartı, stres şartı, soru adedi, soru zorluğu adedi birleşmişken 300 kez deneme yapınca bu işte üstad oluyorsunuz tabii doğal olarak. Böylece özel dersin derece yapmak isteyenler için 300 sınavlık bir vakte olanak tanıdığını görüyoruz. Hakikaten ne sınav stresi kalıyor, ne sınava yabancılaşma, ne zaman yönetiminde bir sorun. Evet. Ve defalarca gördüğünüz soru tipolojisiyle gerçeğinde karşılaştığınızda tabii muhtemelen çok kolay üstesinden geliniyor. Peki sizce Dersflix'in derece yaptırmasındaki öğrenci seçimleri nasıl gerçekleşiyor? Çünkü bizi izleyenler şu an tabii bir sürü kişi Dersflix'e kayıt yaptırmak isteyecektir. Ama anladığım kadarıyla Dersflix her öğrenciyi almıyor. Burada nasıl bir kıstas uyguluyor Dersflix? Dersflix'e tanışmadan önceki geçmişi değil de tanıştıktan sonraki potansiyeline bakıyoruz. Müthiş. Bunu da biz bir sınavla tam anlayamayız. Birebir özel derste yaptığımız zaman öğrencinin potansiyelini tecrübeli bir öğretmen hemen anlar. Çözdüğümüz sorulardan, öğrenci tepkilerinden bunu hemen anlarız. Tabii yaptığımız sınavda da sadece TYT matematik sınavı yapıyoruz. Yani temel matematiğine bakıyoruz. İşlem becerisi varsa, kavrayışı varsa demek ki bu temelin üzerine inşa edilebilir. Biz şunu biliriz ki derece yapmak tek başına bir öğrencinin değil bir ekip işidir. Diğer rekabet ortamındaki öğrencilere de ihtiyacı vardır. Şimdi bunu dinleyen velilerimizden şunu duyar gibiyim. Hocam zaten biz çocuğumuzu bunun için VIP kursu dediğimiz 5-6 kişilik ve çok iyi liselerden gelen öğrencilerin toplandığı sınıf derslerine göndeririz. Orada rekabet var. Hayır, orada rekabet yok. Orada yavaşlama var. Sınıf ortamı olan her yerde yavaşlama. Rekabet sınavda olur. Konu öğrenirken olmaz. Çok güzel. Evet, çok beğendim bunu. Evet. Evet. Müthiş. Tabii. Konu öğrenirken öğrencinin konuyu hızlı bir şekilde alıp ondan sonra sınavda rekabet ortamını yaşaması gerekiyor. Bir öğretmen monolog olarak konuştuğu zaman anlatım yavaşlıyor. Hmm. Konuları bitirmeniz gecikiyor. Bunu nasıl test edebilir velilerimiz? Çok rahat, hemen düşündükleri kurslara, üniversite hazırlık merkezlerine, bizim gibi kurumlara şunu soracaklar. Bir senede kaç deneme yapıyor? Denemelere ne zaman başlıyoruz? Konular ne zaman bitiyor? Bunların cevaplarını aldıkları zaman bu mekanizmayı çözerler. Hakan Hocam, çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. Samimi söylüyorum bunu. Önümüzdeki programlarda da Dersflix kurucusu Hakan Hoca ile bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hem Dersflix'i tanıyacağız ama daha çok üniversitede derece nasıl yapılır çok ilginç ipuçlarını takip edeceğiz. Hakan Hocam, teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerdeki söyleyeceklerinizi merakla bekliyorum. Evet, esas ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Eğer şimdiden Dersflix ile tanışmak istiyorsanız da bugün konuşmamız sırasında alttan geçen bantta Dersflix'in iletişim bilgilerini zaten görüyorsunuz. Hemen iletişim kurup Dersflix ile tanışabilirsiniz. Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Şimdi gelelim ikinci kısım. Nietzsche'ye göre sayısız hakikat vardır. Çünkü hakikat genel geçer bir şey olmadığı için Nietzsche'ye göre görünür dünyadan yana tavrını koymuştu. Güçlülerden yana tavrını koymuştu. Dünya sürekli değişiyordu, sürekli dönüşüm halindeydi. Hiçbir şey iki kez bile tekrarlanmıyordu.
Böyle bir dünyanın içinde, bu arada belki aklınıza bengi döngü teorisi gelebilir. Ebedi dönüş, hiçbir şey tekrarlanmıyordu deyince o zaman ebedi dönüşü nasıl açıklıyorsun denebilir. Oraya konuşma bizi yönlendirirse geleceğim. İkisinin arasındaki farkı ve ikisinin aynı anda nasıl olabildiğine dair o zaman düşüncelerimi aktarmış olacağım. Hani bunda şerh düşmüş olayım. Nietzsche diğer tarafta bulunduğu için, o güçlülerin tarafında, dünyayı olumlayanların tarafında bulunduğu için hakikati temel olarak bu iki aks arasında ayırıyor. Fakat ona göre olumsuzlayanlar da kendi içinde sonsuz olumsuzlanan dünya hakikati üretebiliyor. Olumlayanlar da kendi içlerinde sonsuz dünyayı olumlayanlar hakikati üretebiliyor. Nietzsche'nin hakikat konusundaki diğerlerine attığı büyük torba şu: hayatı olumsuzlayanlar. Bundan sonrasına bakma ihtiyacı duymuyor. Onları bir blok olarak görmesi için oranın yeterli olduğunu düşünüyor. Kendi aşamasına gelince, güçlülerin arasına gelince, güçlülerin güçsüzler tarafından sürekli olarak baskılandığını düşünüyor Nietzsche. Nietzsche'nin fikri şu: sayısız hakikat ihtimali vardır. Hakikatler Nietzsche'ye göre birer yorumdur. Hakikatlerin türediği yorumlarsa Nietzsche'ye göre kişisel ihtiyaçlardan doğar. Bu yüzden her kişinin tarihsel olarak doğduğu zaman, coğrafi olarak bulunduğu yer, sinir sisteminin ne olduğu, aldığı eğitim, sosyal motivasyonu, ekonomik durumu, her şey biriciktir. Ve bu yüzden her insan hayatı biricik bir perspektiften görür. Ve bu perspektif, gördüğü o perspektif, Nietzsche'nin güç istenci adını verdiği temel kavramlarından, kavram demeyelim çünkü kavramsal bir yaklaşım yok Nietzsche'nin, dil karşılamadığı için kavram diyoruz şimdilik, güç istenci nitelemesinin artmasına ilişkindir kişilerin yorumu Nietzsche'ye göre. Peki yorumla güç istencinin arasındaki ilişki nedir? Nietzsche'ye göre kişi gücünü arttıran her şeyden haz alır, gücünü düşüren her şeyden hoşnutsuzluk duyar. Bir konuda haz alıyorsa devam ettirmek ister, hoşnutsuzluk duyuyorsa sistemi bozmak ister. Kendi haz alacağı, gücünün artacağı yere doğru çekmeye çalışır. Böylece her insan bedensel olarak bulunduğu perspektifin kendisine getirdiği güçle ilgili olarak bir hakikat yorumunda bulunur. Ve bu hakikat yorumunu da kendi gücünü arttıracak olan ihtiyacına yönelik olarak ortaya koyar. Nietzsche'ye göre sürü sürekli güçsüz olduğundan sürekli olarak eyleyemeyen taraftadır. Nietzsche'ye göre sürü bir insan, bir ruh, bir bilinç dışı olarak dünyayla barışık olmadığından eyleme girişemez. Çünkü görünür dünyadan korkmaktadır ve onun tarafından hep yenilmektedir. O yüzden zihinsel ya da inançsal yerlere gitmektedir. Bedenini terk etmektedir sürü. Ve bedenini terk ettiğinde uydurma dünyasında Nietzsche'ye göre o zaman başarılı olabilmektedir. Bu yüzden sürü Nietzsche'ye göre bedensel olanın reddine ilişkin şeyleri gündemde tutar ki kendi perspektifinden ihtiyacı olan güç eline geçebilsin. Bedenim mi benim zayıf? Psikolojim, ruhum, sinir sistemim, belirsizliği kaldıramıyor oluşum. O zaman ben bedeni def ederim diyor. Böylece Nietzsche'ye göre bir sürü ahlakı oluşuyor. Sürü ahlakı neden oluşuyor peki? Sürü ahlakı yasaklarla geliyor. Sürü ahlakının yasaklarının tümü Nietzsche'ye göre bedensel yasaklar. Görünür dünyada güçlülerin yapabildiği her şeyi yasaklıyor sürü. Ve onları muteber olmayan olarak kodluyor. Ahlaksızlık olarak kodluyor. Bedenle ilişkili her şey sürü ahlakına göre ahlaksızlıktır. Ve kişinin kendini merkeze alması, diğerlerini merkezin dışına çıkarması yine ahlaksızlıktır. Nietzsche'ye göre 2500 yıllık gelenek komşunu düşün, kendinden fedakarlık yap düsturudur. Nietzsche şimdi sert yeri söyleyecek. Diyecek ki bu ahlak gerçek dekadan ve ahlaksızlıktır. Gerçek dekadan düşkünlük, çürümüşlüktür. Çünkü diyecek bu kişiler bunu ahlaklı oldukları için yapmıyorlar. Veya sürü ahlakına inandıkları için yapmıyorlar.
yapamadıkları şeyleri güçlüler de yapamasın ve böylece onlar üzerinde egemenlik kuramasın diye ayıplı ve ahlaksız olarak niteliyorlar ve güçlülere bunu empoze ediyorlar diyor. Sürü ahlakının ahlaki dünyası içinde düşündürtebilirse güçlüleri, güçlüler otomatik olarak sürüye katılmış olacaklar ve yapabilecekleri, bedensel olarak yapabilecekleri hiçbir şeyi ahlaksız olma durumuna düşmemek için yapmayacaklar. Ve sürü onları sürekli olarak denetim altında tutacak. Ne yaparak? Benim ahlakımın dışına çıkıyorsan suçlusun, hapse atarım, cezalandırırım. Ahlaksız olursun, toplumsal olarak dışlarım veya sana akıl hastası derim, seni bu sefer de tımarhaneye kapatırım. Böylece kendinden olmayan, yani görünür dünya karşısında yenik düşmeyen herkesi sürü elimine eder. Nietzsche der ki, sayısız hakikat vardır ve herkes kendi ihtiyacına göre yorumlayıp kendi perspektifinden hakikatini oluşturur ve bu normaldir. Sürünün de böyle yapması hakkıdır. Fakat hakkı olmayan yer, sürünün böyle yaparken güçlüyü de baskılamaya çalışması. Güçlünün buna karşı direnmesi, kendisini ortaya koyması gerekir diye düşünür Nietzsche. Ve 2500 yıllık gelenekte, güçlünün bastırıldığı bu gelenekte, şimdi ben bu direnişi başlatıyorum diye durumu kodlar. Peki Nietzsche bu durumu kodlarken nasıl yapar? Nietzsche için ne demiştik? Düşünce dünyasına gitmek istemiyor. İdealar evreninin doğru olmadığını, uydurma olduğunu düşünüyor. İnanç evreninin de uydurma olduğunu düşünüyor. O zaman Nietzsche kavramsal ve teorik bir şey ileri sürmemeli. Diğer türlü kendisiyle çelişkiye düşerdi. Nietzsche gerçekten de böyle yapmıyor. Ve her şeyin ölçüsü insandır dediğimiz biraz önce, sofistlerin o söylemine yaklaşarak, hatta tam oraya gelerek, her şey insanla başlar, bütün değerleri insan yaratır. Bu dünya, görünür dünya içine geldiğimizde hiçbir değer barındırmayan, hiçbir anlam taşımayan, ancak insanın ona bakışıyla anlam ve değer kazanan ve her insanın bakışta biraz önce konuştuğumuz o perspektif meselesi yüzünden farklı olduğu için her insanın farklı yorumlayacağı ve insan kendi hayatı içinde de değiştikçe kendi anlamını ve değerini de değiştireceği, dünya da bir yandan değiştiği için sürekli olarak anlamın ve değerin değiştirildiği ve her insan tarafından farklı yorumlandığı bir yer olarak görecek. Ve diyecek ki sürü hayatta kalabilmek için birbirine tutunacaktır ve bir bilinç geliştirerek kendi arasında iletişim kurmaya çalışacaktır ve iletişim kurarak hareketli dünyayı sabitlemek istiyorlardı ya, sabitlemek için dil diye bir şey icat edecek diyor. Nietzsche'ye göre dil bilinçten çıkan bir şey, bilinç ise bu dünyada bilinç dışıyla var olamayan, yenilmekten kurtulamayan sürünün ortaya attığı bir savunma mekanizması, kendini koruma mekanizması. Nietzsche'ye göre bu bir evrimleşme, fakat ona göre negatif bir evrimleşme. Ve bu negatif evrimleşmede sürü hayatta kalma güdüsüyle bunu yapıyor. Bilinç, zekanın, mantığın, rasyonelitenin gelişimi. Nietzsche bunların hepsine karşı çıkıyor. Bilinç meselesini şöyle ele almaya çalışalım. Nietzsche görünür dünyada her şeyin hareketli ve değişken olduğunu söylüyordu ve bir şeyin o zaman bilgisi oluşamıyordu. Kimseye de aktarabileceğim bir şey yok çünkü bilgi ben aktarana kadar zaten değişecek. Aktarmak için bir mekanizmam da yok. Henüz dil de yok. Fakat güçlü olan dünya ile başa çıkabildiği için bir sürüye katılma zorunluluğu yok. O tek başına yalnız bir kurt olarak hayatından memnun dünyayı olumluyordu zaten. Diğerinin dünyayı olumlayamadığı için bir simülasyon yaratması gerekiyor. Mevcut dünya ile uyumsuzdu. Bu simülasyonda tek başına kaldığı zaman da başarısız olacağı için sürü, Nietzsche'nin adına sürü demesinde olduğu gibi bir araya gelerek bir simülasyon kurmak zorunda. Bunu fikirleri birbirine transfer ederek yapabilir. Fikirleri birbirine transfer etmesi için ise dilin gelişmesi gerekiyor ve bilinç dediğimiz mantığın ve rasyonelitenin, matematiğin gelişmesi gerekiyor. Neden? Şundan, Nietzsche'ci güçlü insan dünyayı kendi perspektifinden anlamlandırıyordu, her şeyi kendine göre görüyordu, kendi ihtiyaçlarına göre anlamlandırıyordu, kendi güç istencinin artmasına göre yorumluyordu. Böyle olunca her şey tikel oluyor.
kişiye özgü. Hani demin yaprak meselesini konuşmuştuk. İdeal yaprak, geriye kalan bütün yaprak. Güçlü insan bütün yaprakları olumluyor. Bunların bir ideale ihtiyacı yok. Ben bunları kusursuz görüyorum diyor zaten. Kusurlu görmüyorum diyor en azından. Ve bunun bana bir zararı yok. Diğeri bununla başa çıkamamıştı ve sabitlik istemişti ve genel geçerlilik istemişti. Durağanlık istemişti. Çünkü ayakta duramıyor diğer türlü. Sürü diyor ki birbirimizle bilinç aracılığıyla fikri olarak sabitlemeler oluşturalım. Bu dünyanın geniş bir sabit ve genel geçer yorumunu yapalım. Bu dünyayı kavramsal olarak simüle edelim. Ve kavramsal olarak simüle ettiğimiz bu dünyada hepimizin dünyaya ilişkin aynı şeyi hissetmemiz için, madem genel geçerdir, hepimizin aynı şekilde düşünmesi gerekir. Bunu yapabilmemiz için bir dil geliştirelim. Ve bu dil bütün sözcükleriyle literal olsun. Yani sözcük neye işaret ediyorsa o şey söylediğim kişinin kafasında aynı şekilde canlansın. Nietzsche daha önce şöyle demişti bize, bugün size bahsettiğim makalesinde. Dilde insanlar literal anlamın önce doğduğunu, yani birebir onu niteleyen sözcüğün önce doğduğunu, metaforunsa eğretileme yani Türkçe, ama metafor daha çok kullanılıyor diye metafordan devam edeceğim. Metaforunsa, metaforun ne olduğunu biliyorsunuz, sözcüğün gerçek anlamında kullanılmaması. Nitelerken bir anlam aralığının bulunması. Metaforun asli olduğunu, yani net bir şeye gönderme yapmadığını, bir anlam aralığına gönderme yaptığını dilin başta. Çünkü dünyayı olumlayan insanın dünyayı net görmediğini, değişime, yorumlamaya, aralıklar bırakarak gördüğünü. Bu yüzden onun dilinin de muğlak ve aralık bırakacak şekilde metaforik olacağını ileri sürüyor. Ve Nietzsche diyor ki sürü ne zaman kendi simülasyon dünyasını yaratmak zorunda kaldı, her şeyin sabit ve genel geçer olduğu, o zaman metaforik dil işlevsiz kaldı. Çünkü birisine bir şey söylediğimde bir anlam aralığı içinde söylüyorum, onun yorumuna kalıyor iş. Benim de yorumum var, onun da yorumu var. Böylece iş genel geçer ve sabit bir şey olma şansını yitiriyor. O zaman dilin literal kullanımına geçeceğiz diyor. Bunu nasıl yapabilir? Bilinçle. Bilinç Nietzsche'ye göre kişisel bir şey değil. Sürüsel bir şey. Sosyolojik bir şey yani Nietzsche'ye göre. Kişisel olan bilinç dışı, bilinç ise sosyal olan. Lebon'un tezlerinde tam tersinin söylendiğini biliyoruz. Ama bugün konumuz o değil. Kitle psikolojisi üzerine belki başka bir bölüm yaparım. Hem Freud'da hem Lebon'da nasıl, hatta Elias Canetti'de kitle ve iktidarda nasıl, çok da zevkli olabilir. Ben kendimi ikisine de yakın hissediyorum birbiriyle çelişmiş olmalarına rağmen. Nedenini öteki o ne zaman yaparız bilmiyorum. O konuşmada halletmeye çalışırız, akıl yürütürüz en azından. Şimdi Nietzsche'ye göre bilinç sosyal olan, bilinç dışı kişisel olan. Nietzsche şöyle diyecek: her şeyi idealar dünyasında düşünen bu yer, kerteriz noktası için ideal olanı aldığından, bu dünyanın simülasyonunu yaparken de her şeyin ideal versiyonunu kodlar diyor. Böylece sürü bir sosyal topluluk olarak neyin nasıl olacağına dair her şeyi kodlamaya başlıyor. Ve her şey bir idealle kodlanıyor. Böylece değerleri artık görünür dünyanın güçlü kişisinde olduğu gibi insan sürekli olarak yeniden değerlendirmiyor. Sabitlenmiş bir dünyanın içinde bizim için bunu artık hukuk belirliyor, gelenek belirliyor, görenek belirliyor, ahlak belirliyor. Dünya değişirken bunlar sabit kalmış gibi düşünelim. Bir durdurma simülasyonu. Ve bu durdurma simülasyonunda bilinç gelişmeli ki ben bilinç dışıma göre davranmayayım ve sosyal olana bilinçli olarak ona uymaya çalışayım. Nietzsche'ye göre sosyal davranan sürü sürekli bir performans alanındadır. Neyi perform etmektedir? Sürünün ideal olarak kurguladığı yaşamı perform etmektedir. Bu yüzden sürü insanı topluluk içinde başka davranır, yalnızken başka davranır. Bu yüzden bolca suç işler, ahlakın dışına çıkar. Fakat ahlakın dışına çıktığı anları sosyal alanlarda yapmaktan çekinir sosyal baskı yüzünden. Böylece sosyal alana girer girmez her şeyin idealize edildiği bu dünyada İdeal insanı perform etmeye çalışır. Böylece kendi olmaktan çıkar Nietzsche'ye göre.
Ve sürü insanı bir icat edilmiş simülasyonun prototip insanı olarak kendini performa eden bir kopyacıya dönüşür. O bir hiç kimsedir artık. Nietzsche der ki buna niye katlanmaktadır? Çünkü görünür dünyada yok olacaktı bu kişi. Yok olmamak adına evrimsel süreçte güçsüz olanın dünyadan elenmesi gerekirken elenmemek adına bunlar bilinçlerini geliştirdiler. Böylece hayatta kalmak için başka türlü evrimleştiler. Ve bu başka türlü evrimleşmede ideal olanı, kendi ürettikleri ideal olanı hakikat diye pazarladılar diyor. Ve şimdi kritik noktaya geliyoruz. Konuşmanın en başıyla şimdi bağlanabiliriz. Bu üretilmiş, icat edilmiş hakikatin dışında olan her şeye yalan dediler. Bakın inanılmaz bir paketlemeden söz ediyor Nietzsche. Nietzsche'ye göre böylece 2500 yıllık gelenekte dünyayı olumlayamayanlar simülasyon evrenleri yarattılar ve bu simülasyon evreninde bir ideal simülasyon hakikat icat ettiler, uydurdular, kurguladılar ve bu kurguya hayatta kalmak için bir arada performe ederek uyum sağlamaya çalıştılar. Çünkü hepsi farklı insanlar olduğu için normalde uyumsuzdular. Nietzsche'ye göre tikel olan gerçekti, tümel olan değildi. Ve bir performans dünyası içinde salt hayatta kalabilmek adına kendilerine ihanet ettiler. Kendi olmayan kişiler gibi yaşadılar. Nietzsche'ye göre güçlü olan kendine ihanet etmezdi ve ölmesi gerekiyorsa ölürdü. Nietzsche'ye göre güçlü insan sürekli olarak ölümün kıyısında gezen kişidir. O yüzden onlara tehlikeyi sevenler nitelemesi yapar Nietzsche. Bu kişi, Efendi Köle diyalektiğinde de böyle Nietzsche'nin, ölmeyi göze alan kişi Nietzsche'ye göre efendidir. Ölmeyi göze alamayan kişi köle olur. Bu sürü ölmeyi göze alamadığı için, kendini riske atamadığı için hep olmadığı bir kişi gibi davranarak anca hayatta kalabiliyor. Nietzsche hatta şöyle der, tabii böyle olunca çok kötü bir dünyanın içinde yaşamış oluyorlar. Nietzsche şöyle der, bu süreç Schopenhauer'da dilsel ifadesinin zirvesini bulur. Çünkü Schopenhauer'a göre bu dünya olası dünyaların en kötüsüdür. Böylece bu sürü kendisini görünür dünyanın içinde yaşarken olası en kötü dünyanın içinde yaşadığını düşünmekte, simülasyonla dünyayı düzeltmekte, asıl eksikliğin ve muktedirsizliğin kendinde olduğunu savunma mekanizmasıyla gizlemekte, örtük olarak yapamadığı her şeyi de aslında ben bir özneyim, Nietzsche'nin reddettiği, ben bir özneyim, ben bunları istesem yaparım, özgür irademle yapmıyorum diyecek. Ve böylece yapabilene de diyecek ki sen ahlaksız olduğun için böyle yapıyorsun, suçlu olduğun için böyle yapıyorsun, akıl hastası olduğun için böyle yapıyorsun. Ve böylece güçlüye, görünür dünyaya hiçbir yer sağlamayacak. Dilsel bütün ifadeleri de sürü kurduğu için, literal anlamda, hani ne konuşmuştuk demin, metaforik olan geriye çekildi, literal olan ağırlık kazandı. Dil de literal olan sürünün kurduğu bir dil olduğu için güçlü olanlar kendi perspektiflerini, hissettiklerini bu dilde karşılığı olmadığı için ifade edemeyecekler. İnanılmaz bir şey olduğunu söylüyor Nietzsche bunu tabii. Ve böyle olunca güçlü olan kendini dünyanın dışında görecek, kalacak ve sürü olan sevmediği dünyada dünyaya devam edecek. Ve kendisini koruma adına, kendisinin yenik olmadığını iddia etme adına var olan dünyayı kötüleyecek. Böylece Nietzsche'ye göre sürünün idealize ettiği simülasyon dünyasının kurduğu dilin inşa etmiş olduğu hakikat, sahte hakikat ve zararlı hakikat Nietzsche'ye göre kendine karşı söylenen her şey yalan olarak pozisyonlayacak. Nietzsche bu yüzden bazen immoralist olarak biliniyor, ahlaksız yani, ama aslında sürü ahlakına karşı sadece. Ona göre her insan kendine ait yeni bir ahlak geliştirmeli ve bu ahlak hayatı boyunca da sürekli değişmeli çünkü hem etrafı hem kendi değişmekte. Dünyanın bu değişkenliğine sürekli ayak uydurabilen ölçütünün, değerlerin yaratıcısının idealar, fikirler, kavramlar değil, insanın, bireyin ama tek bir insanın kendi hayatı boyunca kendisinin olduğu bir düzenek. Böyle olunca Nietzsche'nin yalan anlayışıyla
sürünün yalan anlayışı veya Nietzsche'ye göre 2500 yıllık felsefe geleneğinin yalan anlayışı kökten değişmiş oluyor. Çünkü Nietzsche'ye göre yalancı demek bu hakikati ileri sürenlerin söylediği şeydir. Nietzsche'ye göre yalan olan sürü ahlakının yaptığı her şeydir. Çünkü görünür dünyayı olumlayamamaktadırlar. Dünyayı var olmayan bir şekilde simüle etmekte, gerçek dünya bu diyerek de en büyük yalanı söylemekteler. Ve bu yalan Nietzsche'ye göre bir zamanlar metafor olduğu unutulmuş olan literal bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Yani hiçbir şeyden doğan, bir yalandan doğan bir dünya hakikatin ve doğruluğun kendisi olarak sunulmakta ve ona karşı çıkmaya çalışan her şey ve herkes yalan ve yalancı durumuna düşmekte. Nietzsche üzerine konuşmak, konuşmanın başında da söylediğim üzere, sürünün ürettiği bu hakikatin kurduğu gramerin ve sözcüklerin çok dışında kaldığı için onu bu dile tercüme ediyor olmak, çünkü diğer türlü aktarılamaz bir durumda olurdu, bu dile aktarıyor olmak bir performans gerektiriyor. O yüzden konuşmanın başına oturduğumda açıkçası tam olarak ne konuşacağımı bilmiyor oluyorum. Çünkü her şey birbirinin içinden çıkıyor ve aslında masada çok daha fazla bileşen var. Ve bu bileşenler arasında her konuşmada farklı ilişki ağı kuruyorsunuz. Ama bugünkü konuşmamdan memnunum. Hani memnuniyetsiz değilim. Fakat aynı konuşmayı bir daha yapsak başka şekilde, bir daha yapsak daha başka şekilde de yapmak mümkün. Ki Nietzsche'nin de aslında hayata bakışı tam bu şekilde. Bir sonraki bölümde o zaman başka bir konuyla tekrar bir arada olmak üzere objaya devam.